Herkese merhaba. Bugün yine sizlere gülüş estetiğini tamamladığımız birkaç vakayı göstermek istiyorum. Gelin birlikte inceleyelim. Bu vakamız da boşluk kapatma vakası. Bu da yine bize sıkça başvurulan problemlerden bir tanesi oluyor. Diş arası boşluklarının kapatılması. İşte IMEX kronları, laminaları tercih ettiğimiz en çok yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Bu vaka biraz daha iddialı, zor bir vakaydı çünkü gördüğünüz gibi burada burun ucunu takip edersek orta hattımız tutmuyor. Yani tam orta hattın ortasında bu diş konumlanmış, dişler de bu tarafa doğru kaymış. Çünkü neden öyle bir şey olmuş? Burada diş eksikliği var hastamızın, muhtemelen doğuştan hiç oluşmamış bir dişinden dolayı dişler bu tarafa doğru kaymış, orta hat kaymış. Biz bunu ne kadar toparlayabiliriz ona bakacağız. Tabii böyle vakalarda ilk olarak hastalarımıza önerdiğimiz metot ortodonti tedavisi oluyor. Çünkü bir protezle dişleri keserek yapmak yerine öncelikle ortodonti diyoruz ve tel tedavisine yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü ortodontik tedavi de aslında dişlerin boşluklarını güzel kapatan yöntemlerden bir tanesi. Ancak tabii hastamız istemezse, buradaki hastamızın da belli bir yaşa gelmiş, tel takmak istemiyor, asla istemiyor. Zaten o yüzden bu kadar beklemiş, diş teli takmak istemediği için. Artık kendisi zaten protezle, protetik işlemlerle bu sorunu çözmek istiyor olabilirse, yoksa bu şekilde devam etmek istiyor. Ben de ona şöyle dedim, öncelikle bir mock-up çalışması yapalım, bakalım ideale getirebilecek miyim? Yani çünkü orta hat kayık, bir diş eksikliği var orada, önemli bir dişin kaybı var. Yani oraya ben o dişi nasıl yerleştireceğim? Bunlara bakmam için öncelikle bir mock-up çalışması yapalım dedim. Ondan önce hastamıza herhangi bir söz vermedim hani bu vakayı tamamlarız ya da yaparız diye. Çünkü sonuç iyi de çıkmayabilirdi açıkçası. O yüzden mock-up'lar bize bu noktada çok fayda sağlıyor. Hem hastamıza hem bize. Mock-up nasıl bir çalışma? Bakalım şimdi yakından. Bu arada hastamızın ekartörlü fotoğrafı. Yine eksik olan dişi göstereyim size. Şuradaki lateral. Şunun simetriği eksik. Bunun simetriği burada yok. Onun yerine köpek dişimiz var. Şimdi bu vakamızda mock-up çalışması işte tam olarak da bu. Bir tane daha gösterelim. Şimdi mock-up'ta bu çalışmayı laboratuvarımız daha dişleri hiç kesmeden hazırlıyor bize. Kesmeden hazırlıyoruz ki belki de vazgeçeceğiz, yapmayacağız. Beğenmeyeceğiz sonucunu mesela. Dolayısıyla burada vakamız bu şekildeydi. Eksik dişimiz var, ortada kocaman bir boşluğumuz var ve orta hattımız kayık. Mock-up çalışmamız bu şekilde, dişler düzgün sıralanmış bir şekilde geldi. Burada da gördüğünüz bir silikon indeksle bunu hastamızın ağzına uyguladığımızda sonucu beğendik. Beğendikten sonra işlemlere başlamaya bu şekilde karar verdik. Çünkü hem o eksik olan dişi bir şekilde yerine yerleştirebiliyorduk, orta hattı kısmen düzeltebiliyorduk. Sonuç olarak hastamız sonuçtan memnun oldu, ben de beğendim. Bu vakamızı bu şekilde tamamladık ve hastamızı istediği gülüşe kavuşturmuş olduk. Rengi de onun istediği şekilde doğal bir renk seçtik. Fark ettiyseniz çok beyaz değil çünkü sadece 8 diş üzerinden bir çalışma yapmıştık burada. Şimdi başka bir vaka, yine boşluk kapatma vakası ama bu sefer işimiz daha kolay çünkü dişlerin yerleri doğru yerdeyiz bu sefer. Sadece boşlukları kapatacağız. Bu daha tasarımı da yapılışı da daha kolay oluyor bu vakalarda. Yine bunda da tasarımları yaptık ve bitirdiğimizde bakın boşluklar daha hizalı. Eksik dişimiz yok bu sefer. Altta yapılmış eski uygulamalar var. Bunları da çıkardık, değiştirdik. Buradaki sorunumuz aşınmaydı aslında. Diş gıcırdatmaya bağlı inanılmaz aşınmalar vardı. Dolayısıyla dikey boyutu da yükseltmek için arkadaki dişlere de müdahale ettik. Zaten arka dişlerinde kanal tedavili dişler vardı. Ve onlarla da bir miktar yükseltme yapmak için onlara kron uygulaması yaptık. Ön dişleri de biraz uzattık. Bu vakamız da bittiğinde. Bu tabii çok beyaz isteyen bir hastamızdı. Ona da istediği dişi yaptık. Yani neticede hastalarımız ne isterse ona göre uygulamalar yapıyoruz. Evet, sonuç olarak burada iki vakamızı paylaşmış olduk. İkisi de boşluk kapatma vakasıydı. Burada işin içine kozmetik de girdiği için hastamızın beklentilerini, isteklerini de mutlaka dinliyoruz. Ne kadar büyüklükte bir diş istiyor, rengini nasıl istiyor, mutlaka bu konular da bizim için önemli oluyor. Bütün estetik işlemlerde aslında, sadece boşluk kapatma işlemlerde değil. Genel olarak bütün protez vakalarında hastalarımızın da beklentilerini dinliyoruz. Ve olabilecek, onların da içine sinebilecek en iyi uygulamaları yapmaya çalışıyoruz her zaman. Konuyla ilgili sorularınız olursa her zaman cevaplamak isteriz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.